Merhaba arkadaşlar. Yine yeni yeniden karşınızdayım. YKS 2025'e hazırlanıyoruz. TYT fizikle başladık. 9. sınıf fizik konularından fizik bilimine girişle yolumuza başlıyoruz. Allah utandırmasın. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk başta fiziğin tanımı ve öneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. Fizik bilimi evrendeki mikro alemden makro aleme kadar inanılmaz geniş bir çalışma alanına sahiptir. Yani bir yerde hani fiziğin olmadığını ben bilmiyorum. Ha, şöyle tabi istisnalar var olmayan yerler de var onları da konuşacağız arkadaşlar. Ama mikro alemde makro aleme kadar her türlü alanda teknolojide bilimde her yerde arkadaşlar fizik kullanılıyor. Mesela bunlar neler? Atom altı parçacıkların davranışları. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketi, sinir sistemindeki bilgi iletiminden dünya ile haberleşme uyduları arasındaki iletişim, yani iletişim konusunda her yerde, nano yapıların özellikleri, yalıtım malzemelerinin özellikleri, soğutma sistemleri, güneş enerjileri, LCD televizyonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tomografi gibi tıp alanındaki bütün her şeyde arkadaşlar kullanılan bir bilimdir fizik. Yani fiziğin hani en alttan en üste yani bitkilerin içindeki o hani görebilmemiz için kullandığımız mikroskop, mikroskoptan teleskoplara kadar her yerde biz fiziği kullanıyoruz arkadaşlar. Ama demin de dediğimiz gibi istisna olan durumlar var. Nelerdir bu durumlar? Mesela adı fizik gibi duran ama fizik olmayan metafizik gibi işte astroloji gibi astronomi değil arkadaşlar. Bunlar da hani bariz olarak bunlar da arkadaşlar fizik bilimi kullanılmıyor. Fizik dediğimiz gibi bir sürü yapıda her şeyi incelediğinden dolayı alt alanlara ayrılmıştır arkadaşlar. Alt alanlardan da arkadaşlar birinci olarak mekanikten bahsedeceğiz. Mekanik dediğimiz şey de arkadaşlar hareket ve kuvvet ve denge. Hareket, kuvvet, denge, enerji gibi kavramları arkadaşlar barındıran bir alt alanımızdır. Mesela mekaniğin kuvvet etkisini dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümle statik, Kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerinde çalışan bölümüne ise dinamik adı verilir. Yani şöyle söyleyeyim statik demek hani bir nebze durgun dinamik demek de bir nebze de hareket demektir diye söyleyebiliriz. Köprü ve binaların bu hareket yani mekanik konusunu arkadaşlar işlediğimiz ve uğraş alanımız olan bir bilimdir. Mekaniğin diğer bir bölümü de kinematiktir. Kinematik cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin etkisiyle ilgilenmez. Sadece cisimlerin hareketiyle ilgilenir. Bu alanla ilgili olan mesleklere inşaat, makine mühendisi örnek verilebilir. Mesela bir basit makine örneklerinden bahsetmiş arkadaşlar burada da. Her şeyde aslında basit makinede kullanabiliyoruz. İkincisi elektromanyetizma. Elektrik akımının manyetizma ile olan ilişkisi keşfedildikten sonra elektrik ve manyetizma alanları elektromanyetizma adı altında birleştirilmiştir. Elektromanyetizma elektrik ve manyetizma alanlarının ilgilendiği bütün konuları kapsar. Ki günümüzde de arkadaşlar elektrikli arabalar gibi hani bu nesneleri hani kullanıyoruz. İşte pusula gibi zaten hani geçmişten beri kullandığımız cihazlar var. Bunlar arkadaşlar elektromanyetizmanın alt alanına girer. Elektrik yükleri, elektrik yüklerinin etkileşimleri, yüklerin hareketi ve hareketlerin sonuçlarıyla ilgilenen branş elektriktir. Elektriğin durgun haldeki yüklerin etkileşimleri ile ilgilenen bölümüne statik elektrik yani elektrostatik, hareketli yükler ile etkileri ile ilgilenen bölüme de elektrik adı verilir diyeceğiz elektriğin çalışma alanları diye bir bölümümüz var. Yani burada elektriğin olmadığı bir bölüm hani günümüzde özellikle teknolojide hani yok sayabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Mesela yün kazayı çıkartırken duyulan çıtırtılar yine elektriktir. Arabadan inerken gerçekleşen elektrik çarpması elektriktir. Elektrostatiktir. Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları elektriktir. Elektrik akımları, potansiyel fark kavramı, bazı canlıların doğal savunma mekanizmaları hep arkadaşlar elektriğin hani alanıdır. Mesela manyetizma. Manyetizma da arkadaşlar mıknatıs, pusula gibi cihazlar, yani manyetik özelliği taşıyan her şey arkadaşlar manyetizma alanındadır. Manyetik alanlar ve bu alanların etkileri de arkadaşlar manyetizma ile alakalıdır. Manyetizma ile açıklanan olaylarda mesela mıknatısın birbirlerini itme çekme kuvveti uygulaması, dünyanın manyetik alanına göre pusuda iğnesini sapması, kuşların ve bazı canlıların yerin manyetik alanı kullanarak yön bulması gibi durumlar manyetizma ile açıklanan olaylardır. Bu alanla ilgili olan meslekler arasında elektrik, elektronik mühendisliği ve öğretmenliği, biyomedikal mühendisliği gibi bölümler yer alır diyebiliriz. Burada bir örneğimiz var. Fiziğin kullanım alanlarıyla ilgili verilenlerden hangilerinin mekanik, hangilerinin elektromanyetizma ile ilişkili olduğunu belirleyerek noktalı yerleri yazınız. MR cihazının çalışması. MR manyetik rezonans demektir arkadaşlar. Buradaki elektromanyetiktir burası. Sıradan düşen vidanın yerine takılması. Düşen bir vida yerine takılıyor. Ve bu da arkadaşlar mekanikle alakalı durumdur. Cep telefonları şarj edilmesi tabii ki de elektrik'tir. İnşaata makar sistemiyle tura... Çıkartılması da yine mekanikle alakalı bir durumdur diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz, fizin kullanım alanlarıyla ilgili verilen olaylardan hangileri elektromanyetizma ile ilişkilidir? Gemilerin pusula ile yön bulması. Bu direkt pusulanın manyetizma ile alakalı, yani elektromanyetizma ile alakalı olduğunu biliyoruz. Telgraf ile mesaj gönderilmesi. Bu da yine elektromanyetizma ile alakalıdır. Hızlı trenlerin çalışma prensibi. Hızlı trenlerin çalışma prensimdir arkadaşlar. Maglev trenleri de derler buna. Bunda da yine manyetizma geçerlidir diye söyleyebiliriz. Bir tenisçinin raketle topa vurması. Bu arkadaşlar elektromanyetizma değildir. Bu mekanikle alakalı bir durumdur diyebiliriz. Gelelim termodinamiğe. Termodinamik deyince arkadaşlar ısı. ısı ile alakalı her şey gelecek. Isı enerjisi, ısı enerjisi, ısı enerjisiyle sıcaklık, özkütle basınç gibi nizikler arasındaki ilişkiyi inceleyen olaydır. Isı alışverişi olayı gibi durumlar. Örneğin maddenin sıcaklığını, sıcaklıklarındaki değişimleri ve sıcaklıkların değişimine sebep olan ısı alışverişleri, rüzgar ve yağış şekilleri gibi doğa olayları, ısıtma-soğutma sistemleri, yalıtım malzemeleri, besinlerden enerji elde edilmesi, süper iletkenler gibi olaylar arkadaşlar termodinamin çalıştığı konulardır. Örneğimizde diyor ki fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir? Buzulların erimesi değil mi arkadaşlar? Buzulların erimesi ilişkilendirilebilir. Pihniye termos ile çay götürülmesi. Bu da arkadaşlar değil mi? Çünkü sıcaklığını korumak istiyoruz. Sıcak su torbalığın etrafının kılıfla kaplanması. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Termodinamiktir. Çünkü niye? Hani kılıfla kaplayarak hani o bizi yakmama, yakmaması için kullanıyoruz. Sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi yine termodinamik ile alakalı bir durumdur. Peki bunda da yine diğer değişkenler de tabii ki de var ama termodinamik ile ilişkilendirilebilir. Yeryüzüne belli yükseklere çıkıldıkça hava basıncının azalması. Basınç dediğimiz kavram mekanikle alakalı bir durumdur. O yüzden arkadaşlar bunu alamayız. Gelelim bir diğer alt alanımıza. Optik. Optik arkadaşlar ışık ve ışık olaylarıyla alakalı durumları, etkileşimleri inceler diye söyleyebiliriz. Mesela burada bir fiber optik kablo diye bir kablomuz var. Bununla alakalı da konuşuruz. Gölge oluşumu, aydınlanma, yansıma kırılma, renk ve görme olayları, aynalar, mercekler, prizmalar, teleskop dürbün, fotoğraf makinesi, aklınıza ne gelirse arkadaşlar bunlar büyüteç, mikroskop, Tam yansıma özelliğine dayalı geliştiren fiber optik kablolar hepsi arkadaşlar optin uygulama alanı içerisindedir diye söyleyebiliriz. Ve optik net görüş sağlamak için gerektiği optik aletlerin yapım ve geliştirilmesiyle ilgilenen astronomi, fotoğrafçılık, tıp ve mühendislik alanlarıyla ortak çalışmalar yürütür. Mesela bu mesleklere örnek olarak da optisyenlik ve göz doktorluğu örnek verilebilir. Katı hal fiziğine gelelim. Kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini araştırır. Katı maddenin özellikle kristallerin ve çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapıları ve bu yapıların özelliklerini inceler. Elektriksel inceler, manyetiksel inceler, optik ve termal özelliklerini inceler arkadaşlar. Kristal yapıdaki maddelerin. Katı hal fiziği deyince arkadaşlar teknolojik aletler gelebilir. Yani buna nanoteknoloji, süper iletkenlik gibi kavramlar gelebilir. Teknolojik olarak ne kullanıyorsak arkadaşlar aslında katı hal fiziğinin burada uygulaması sonucunda oluşmuştur. Uygulama alanları mesela kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri gibi olaylar arkadaşlar katal fiziğinin uygulamalarıdır. Mikroelektronik mühendisliği bu alanda ilgili mesleklere örnek verilebilir. Bir örneğimiz var. Fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri katal fiziği ile ilişkilendirilebilir? Isı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması. Burada arkadaşlar cam yünü kullanılması Katal fiziğine ait değildir. Tesisatta kullanılacak plastik boruların dayanıklılığı. Bu da arkadaşlar mekanikle alakalı bir durumdur. Işığın suda kırılması optikle alakalı bir durumdur. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı da arkadaşlar katal fiziğinin ilerlemesiyle gitgide artar. Ve o yüzden de buna biz katal fiziği ile ilişkilendirebiliriz. Gelelim atom fiziğine. Atom fiziği, atomun yapısını ve atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Uygulama alanları, mesela nanoteknoloji, kuantum bilgisayarları, yapay zeka ve 3D yazıcılar. Bunlar atom fiziği ile alakalı durumlardır. Bu alanla ilgili meslekleri verebilecek örneklerden biri atom mühendisidir. Örneğimizde fiziğin uygulama alanlarıyla ilgili verilen örneklerden hangileri atom fiziği ile ilişkilidir? Atomun yapısının incelenmesi, evet, hücre içine girebilecek nano robotların yapılması. Yine atom fiziği ile alakalı hatta atom fiziği ve katal fiziğinin ortak çalışmasıdır arkadaşlar. Periyodik cetvelin oluşması atom fiziği ile alakalı mıdır? Yani ilişkilendirilebilir mi? Şöyle ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Hani burada atom numarasına bağlı olarak ilişkilendirilebilir. Moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerin incelenmesi yine arkadaşlar atom fiziği ile alakalı diyebiliriz. Gelelim bir diğerine nükleer fizik yani bir diğer ismiyle de çekirdek fiziği. Atom çekirdeğin yapısını çekirdeklik etkileşimleri ve çekirdek tepkimleri inceleyen fizik dalıdır. Nükleer fizik radyasyonu ve canlıların radyasyondan korunma yollarını araştırır, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar diyebiliriz. Kullanım alanları da arkadaşlar nükleer tıpta hastalık teşhisi için kullanılan röntgen ışınları yani X ışınları olarak bildiğimiz ışınlar. BT yani bilgisayarlı tomografi, PET veya CT, pozitron emisyon tomografisi veya bilgisayar tomografisi gibi vücut görüntüleme sistemlerinde kullanıyor. Kanserde ışın tedavisinde kullanılan cihazlarda, dünyanın yaş hesabında, tarihsel olarak sıcak değişim hesaplanmasında, okyanus akıntılarının takibinde, arkeolojik bir kalıntının kökeninin belirlenmesinde, gıdaların iyonize radyasyon ile ışınlanarak raf ömrünün uzatılmasında ve tohum ıslahında arkadaşlar nükleer fizik kullanılabiliyor. Nükleer enerji mühendisi de bu alanda çalışmalar yapan mesleklerden biridir diyebiliriz. Nükleer fizik çalışmalarında karşılaşılan sürpriz sonuçlar yüksek enerji fiziği alt dalının doğmasına yol açmıştır. Nedir bu yüksek enerji bir plazma fiziği? Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Atom altı parçacıklarla yapılan deneyler oldukça yüksek enerjilerde yapıldığı için yüksek enerji fiziği olarak da adlandırılır. Yüksek enerjiler çalışılan diğer bir bilim dalı da plazma fiziğidir. Plazma fiziği de güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerjilerini kaynaklarını inceler. Dünya üzerinde bu enerjinin nasıl üretilebileceğini ve kullanabileceğini araştıran bir alandır. Mesela uzay seyahatlerinde uzaya giriş süresinin kısaltılabilmesi ve gerekli olan enerjiyi kaynağının miktarının belirlenmesi yine yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma konusudur. Uzay ve roket sanayi nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması, güçlü lazer ışınlarının elde edilmesi arkadaşlar bu alanın çalışma konusudur. Fizik mühendisi bu alanla ilgili mesleklere örnektir diyebiliriz. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Her her aslında e, branşla ilişkisi var arkadaşlar. Ama en başa matematik yazabiliriz. Çünkü matematik fiziğin diridir. Kimyada atomlarla alakalı atomların birbirleriyle bağ yapmasından atom enerjilerine kadar her şeyde kullanılıyor. Biyolojide mesela arkadaşlar en basit örnekle mikroskobun e, icadı ile beraber fizikle biyoloji barışmış ve beraber işlemler yapıyor diyebiliriz. Coğrafyada mesela havaların hani yağması, sıcaklığı, işte yağış oluşması, basınç farkıyla yağışların meydana gelmesi coğrafyada da tabii fizikle ilişkili hale getirmiş. Arkeoloji yani o bulunan yapıların yaşlarının tespitinde arkadaşlar arkeoloji ile fizik beraber çalışmalar yapıyor. Felsefe zaten şöyle bir şey söyleyelim. Mesela felsefik düşünce diye bir düşünce var. Düşünmesek arkadaşlar hani e, teknoloji buraya kadar gelmezdi ve hala mesela düşünce sistemimizin olmadığını varsayalım. Hala arkadaşlar mağarada yaşayabilirdik. Görsel sanatlar en basitinden arkadaşlar mesela bir boyayı renklerine ayırmak veya yeni bir renk elde edebilmek için fizik kullanılıyor sahne sanatları yine mesela sahnede işte tiyatroya gittiyseniz eğer o insanlar mesela o sanatçılar e, mikrofon kullanmadan veya bir hoparlör kullanmadan arkadaşlar sesinizi sesini size kadar iletiyor. Bu da arkadaşlar tabii ki de yine fizikle alakalı bir durumdur. Mimarlık, mühendislik ve spor. Mimarlıkta da mühendislikte de mesela en büyük hani Mimar Sinan diye bir e, kişi var. Bu Nedir arkadaşlar? Hiç incelediniz mi yapılarını? Yapılarını arkadaşlar müthiş bir şekilde fizik kullanılıyor. Mühendislik de zaten mühendislik yani bir nevi fiziktir arkadaşlar. Spor. Yani bir topu vurduğunuzda bir basketbol topunu atmada işte bir topu vurduğunuzda onun açılı gitmesinde işte hızıdır her şeydir arkadaşlar. Spor alanında da hani fizik kullanılıyor diye söyleyebiliriz. İlk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. YKS 2025 sürecine devam edeceğiz. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.